Gerçekleşen kıyamet alametlerinden bazıları. 4. bölüm. İnsanlar arasında sevgi ve saygının azalması. Büyükler küçüklere merhamet etmediklerinde, küçükler de büyüklerine saygı göstermediklerinde, çocuk öfkeli olduğunda kıyamet yaklaşmış olacaktır. Yer çökmeleri. Kıyamet alametlerinin ilki yer çökmeleridir. Yakınlarının kişiyi kötülüğe teşvik etmesi. Kişinin helakı ebeveyninin elinde, o yoksa karısının elinde, o da yoksa akrabasının elinde olacak. Şöyle, onu geçim sıkıntısı yüzünden ayıplayacaklar, takat getiremediği işlere sürecekler, nihayet o dayanamayarak karanlık ve tehlikeli işleri yapacak ve helak olup gidecek. Zamanın kısalması. Şu hadiseler meydana gelmedikçe kıyamet kopmayacaktır. Zaman kısalacak ve vasıtalarla mesafeler kısalacak. Çarşıların yakınlaşması. Çarşılar yakınlaşmadıkça kıyamet kopmaz. Dünyayı karışıklık ve kargaşanın kaplaması. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Benden sonra fitneler olacaktır. Orada terör ve harpler vardır. Sonra onlardan daha şiddetli fitneler olacaktır. Her ne zaman fitnelerin sonu geldi denilse yeni bir ayaklanma olacaktır. Ta ki benim soyumdan bir adam Hazreti Mehdi aleyhisselam çıkıncaya kadar fitnenin girmediği bir Arap evi ve ulaşmadığı bir Müslüman kalmayacaktır. Müslümanların birbirleriyle savaşmaları. İki büyük İslam ordusu birbirleriyle harp etmedikçe kıyamet kopmayacaktır. Müslümanlardan iki grup aralarında savaşmadıkça kıyamet kopmaz. Bunlar aralarında büyük bir savaş yaparlar fakat davaları birdir. Yıldız falına inanılması ve kaderin yalanlanması. Ahir zamanda ümmetim hakkında en çok endişe duyduğum yıldızlara inanmak, kaderi yalanlamak. Mahalle aralarında savaş. Benim görmekte olduğum helak yerlerini sizler de görebiliyor musunuz? Ben evlerinizin aralarına fitne ve felaket mahallelerini şiddetli yağmur sellerinin açtığı yerler gibi görüyorum buyurdu. Ailevi ilişkilerin bozulması. Kıyametten hemen önce akraba ile ilişkiler kesilir. Evlerin mezar olması. İnsanlara ölüm gelip evler mezar olduğu zaman halin nice olur buyurdu.